kenektim bitmiyor, öküz oldum yetmiyor. Aramızda var gül o, elim yâre yetmiyor. Sen kimsin? Ben garip bir misafirim. Sen kimsin? Koyun ağasıyım. Burada sen burada kimseyi geçirmez. Amca? Heh. Senden izin almadan gelemez miyim yok, buraya? Yok, izin almadan. İzin mi almam lazım? He, izin almak lazım. Ağadan izin almazsan kimseyi geçemez. Tamam. Amca, ben Kanal 7'de Bahar Kapı'da programının sunucusuyum. Bahar gelir. Köyde gezebilir miyim? Vallahi gezemezsin. İzin benden alırsın. Tamam, izin alayım o zaman. He, izin alayım. İsminiz ne? Ben Hacı Ziyap Eminoğlu. Eminoğlu amca. He. Köyde gezebilir miyim? Köyde gezersin. Şimdi gezebilirim değil şimdi, mi? Şimdi gezebilirsin. İzni aldık tamam. İzin aldım tamam, izin aldım. Amca gerçekten sen ağa mısın? Tabii ağa. Hangi aşiretin ağası? Ben mi? Ben Rivanayım, şeyh aşiretiyim. Bunların şeyhiyim ben. Ya. Evet. Buralarda aşiretçilik var mı hala? Var. Senin kaç tane çocuğun var ağasın? Benim 7 tane kız ve 6 tane oğlan. Maşallah. Nerede çocuklar? Çocuklar şurada duruyor, bir yerde o. Yani koyun haricinde. Aşiretinde kaç kişi var? Aşiret? Vallahi çok. Binden fazla. Binden fazla. Ha. Aşiretin adı ne? Aşiret adlar Naim ve Berri. Naim ve Berri. Naim de Berri. Burada herkes senden izin alarak mı geziyor buralarda? Vallahi burada ancak ben izin veriden alırsınız ya kaymakından buraya gelirsiniz, gezersiniz. Zamanında Kibar Feyzo burada gezmiş. Yani ne bileyim belki de bu 50 sene, 40 sene önce. Aynen. Kemal Sunal Malatyalı benim hemşerim. Ben de Malatyalıyım. Peki Kibar Feyzo'yu gördün mü sen? Gördüm, hazırladım. Orada gördüm. Kemal Sunal gibi birisi aşık olup da vermediğiniz oldu mu hiç? Bazıları vallahi vermiyor, bazıları veriyor. Fazla aşık olursa gene veriyor. Ya sen Şener Şenlik yapmadın yani. Yok. Çok para istedin mi başlık? Yok, fazla bir yok. Eskiden çok ama şimdi yok. Şimdi parayı hepsi cehetmez yapıyoruz. Yazmaz yapıyor. Peki yenge nerede? Yenge köyde. Sen yengeyle nasıl evlendin? Senin de ağan var mıydı? Yok, ileri gelen bir ağa. Sen zaten ileri gelen bir ailenin çocuğusun öyle mi? Ha. Peki ağalık nasıl oldu? Vallahi ağalık eskiden çok var ama şimdi bu ağalık silindi. Ağalık kalmadı yani. Ha. Peki senin baban mı ağaydı? He, babam tabii babam. Gene babam şeyhi, aşiret şeyhi, ben de aynı. Ha, aşiret şeyhi demek hani dini bir şey mi? He, tabii tabii. Peki kavga edenler yanına geliyor mu senin? Tabii bazılar geliyor, bize bir barışı yapacağız. Kimsen niye kavga etmişsiniz? Niye etmişsiniz birbirinize? Kim haklı, kim haksız bunu yaparız yani. Haksız olarak bunu biz bu tarafta çekmiyoruz. Şu an Reyhanlı'da senin dışında kimse senden habersiz bir şey yapamaz mı? Az yaparlar. Senden habersiz kuş uçmaz bu köyde. Kuş uçmaz. Diyelim sana hatırında kuş uçmaz. Amca peki bu arka taraflar neresi? Bu Suriye. Suriye mi? He. Orası sınır mı? Ha, sınır, şurası. Ha, oralarda yaşayanlar var değil mi? Ha, o tepelerde. Ha. Bak sınırı da çizmişler. Oradan oraya geçemiyor muyuz? Kimse geçemez. Ağam, sohbet için teşekkür ederim. Müsaaden varsa ben buralarda bir gezmek istiyorum. Gel, buyurun, gel. Ama birisi bana bir şey söylerse senin adını veririm. Yok, bana ait, bana ait. Aynen. Kimse seni söylemez. Tamam hacı amca, ellerinden öperim. Sağ olun. Ben ellerinden de öpeyim. Teşekkür ederim, izin verdin. Teşekkür ederim. Görüşürüz, teşekkürler. Sağ ol, eyvallah. Hadi gidelim o zaman, yolumuz uzun. Arkamda Suriye'nin Yamaç Dağları var ve sınır kapısı, sınırları çizilmiş. Şu anda da biz Reyhanlı'nın hangi köyündeyiz çocuklar? Haran mı? Evet. Haran köyündeyiz. Burada çocukları görünce bir bakayım neler yapıyorlar dedim. Nasılsınız? İyiyiz. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Şövalye gibi dolanıyorsun ortalarda. Türkçe bilmez bu. Türkçe bilmiyor mu? Aa, hangi dil konuşuyor? Arapça. Ha, bu hayvanlar kimin? Avuç'un. Bu çocuğu mu? Arkadaşımız bu. Ha, gel. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz bu arkadaşlarıyız. Biz de atı almaya geldik. Atı mı? At evet. Kimin? Benim. Senin atın burada ne işi var? Burada ot yiyor. Ha, ot yiyor. Hayvanların başında beklesin diye mi bakıyorsunuz? Yok. Ne için? Atlatıyor, bir şeyler kaldırıyor. Ha, yük taşıyor. Evet. Ha,
şu anda yaylama zamanı herhalde koyunların. Evet, aynen. Oh ne güzel. Peki annem baban niye gelmiyor? Ben bakıyorum koyunlara. Senin okulun falan yok mu? Yok okum yok. Neden? Bura hoşuma gitmedi okumak. Ya yaşın Olmaz. Kaç? 17 yaşındayım. Ya okusan şöyle doktor mühendis olsan kötü mü olurdu? Ama okuyamadım, yapamadım. İstemedin mi? Yok istemedim. Adın ne? Hasan. Hasan. Peki buralarda korkacak bir şey yok mu? Dağlardan ayı, tilki falan inmiyor Hayır, mu? Hayır, şey bunların hiçbiri gelmez şu tarafa. Niye? Duvar var. Ha duvar var. Evet. Ama bu duvar yeni yapıldı. Önceden nasıldı? Önceden hiç açıktı. Yani bir şey gelmiyor, bir şey görmedi. Böyle kurt, domuz, böyle şeyler. Yok, buralarda yılan görüyor bazen. Ay yılan gördün mü? Evet. Çok gördüm. Gerçekten. Ben de çıkardım. Ödümü kopardın gel. Niye korkmuyorsunuz? Öğrendik önceden korkuyordu. Akşam da öğrendik. Görünce kaçıyor musunuz? Yok kaçmıyor. Köpek var. Çabalık yapıyor. Köpek var. Köpek saldırıyor. Kaçıyor. Kim, kime saldırıyor? Kurta saldırıyor. Kurta kaçıyor. Ay. Durmuyor. Çocuklar. Ama sen okula gidiyorsun evet, galiba. Formam gidiyor. Var. Ay ne güzel. Ne olacaksın büyünce? Ben araba tamircisi. Olmak istiyorsun. Evet, şimdi çalışıyorum. Bir haftada bir gün okula gidiyorum. 5 gün işe. Ha sen o bölümü mü okuyorsun? Evet. Ne güzel meslek sahibi oluyorsun işte. Evet. Aferin oğluma. Sen ne yapıyorsun atçı şövalye? Ha? Her şey yolunda mı? Pek mi mutlusun atın tepesinde bakıyorum? Bu her gün böyle. Her gün böyle mi? Evet. Hadi şöyle atla dön gezen. Şu tarafa doğru. Şöyle hızlıca bir koş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.